Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber Sözelci arkadaşlarımız için 4 yıllık Sözel bölümler nelerdir? Tek tek bütün bölümlerin isimlerini size söyleyeceğim ve bölümleri hakkında kısaca size önü açık mı, ne durumda bu konuyla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Tabii size kalmış son durum. Artık siz hangisini isterseniz onu seçersiniz. Zaten YKS bitti. Artık sonuçlar açıklanacak ve tercih aşamasına geçeceğiz. Zaten tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili ve detaylı bilgilerle doğru tercih nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı videolar paylaşacağım. Onun için kanala abone olup takipte olmanız sizin de yararınız olacaktır. Şimdi isterseniz bölümlerden başlayalım arkadaşlar. Birçok bölüm var şu an bilgisayardan bakarak tek tek size söyleyeceğim. Siz de isterseniz ya da istediğiniz bölüm varsa dikkat edin ya da not alabilirsiniz. Tercih verirken işinize yarayabilir. Öncelikle arkadaşlar arkeoloji ve sanat tarihi diye bir bölümümüz var. Bu bölümü isteyenler tercih edebilirler. Puanları pek yüksek değil. Normal sözlerden orta derece bir puan alan arkadaşlarımız bu bölümü tercih edebilirler. Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı var. Bunu isterseniz gidebilirsiniz. Bunlar sadece sözel bölüm puanınızla gidebileceğiniz bölümler. Basın ve yayın var 4 yıllık. Bu arada saydıklarımın hepsi 4 yıllık. 2 yıllıkları ayrı bir videoda çekeceğim. Coğrafya bölümü var. Bir de coğrafya öğretmenliği var. Bu ikisi ayrı. Biri Fen Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görürken diğeri eğitim bölümü, eğitim fakültesinde bunun derslerini görüyorsunuz. Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı var. Çerkez dili ve kültürü var. Çizgi film ve animasyon bölümü var. Bu bölümü de okuyabilirsiniz. Bunun dışında el sanatları, film tasarım ve yazarlığı var. Aynı şekilde film tasarım ve yönetmenliği var. Bunun dışında fotoğrafçılık bölümü var. Bunu da isteyenler okuyabilir. Fotoğraf ve video, gastronomi ve mutfak sanatları var. İsteyenler gidebilirler. Gazetecilik, geleneksel Türk sanatları bölümü var arkadaşlar. Görsel iletişim tasarımı var. Görsel sanatlar ve iletişim tasarımı bölümü de var ayrıyetten. Gürcü dili edebiyatı var. Okuyabilirsiniz. Halk bilimi var. Bunun dışında halkla ilişkiler ve reklamcılık var. Bir de halkla ilişkiler ve tanıtım var. İkisi ayrı bölümler. İlahiyat bölümü var. İletişim bölümü var. İletişim bilimleri ve iletişim sanatları bölümü var. İletişim sanat tasarımı ve yönetimi bölümü var. Bunun dışında baktığımızda İslami bilimler ve İslami ilimler bölümleri var. Kazak dili ve edebiyatı, kurgu, ses ve görüntü yönetmenliği bölümü var. Kültür ve iletişim bölüm, bilimleri bölümü var. Kürt dili ve edebiyatı var. Medya ve görsel sanatlar bölümü var, okuyabilirsiniz. Okul öncesi öğretmenlik bölümü var. Bu saydıklarımın arasında şu an atama durumu en iyi bölümlerden biri diyebiliriz bu bölüme. Özel eğitim öğretmeni aynı şekilde atama durumu şu anki günümüzde. Yani ben bu videoyu çektiğim süre zarfında atama durumu diğer bölümlere göre daha iyi olan bir bölüm. Bunun dışında radyo, televizyon ve sinema var. Reklamcılık ve reklamcılık tanıtım var. Reenkarnasyon yönetimi var. İsterseniz okuyabilirsiniz. Sanat tarihi var. Bunun dışında sinema ve dijital medya var. Tabi bunlar artık yeni yeni bölümlerde çoğalıyor bu şekilde. Sinema ve televizyonculuk var. Sosyal bilgiler öğretmenliği var okumak isteyenlere. Sümeroloji bölümü var. Süryani dili ve edebiyatı var. Tarih bölümü ve tarih öğretmenliği bölümü var. İkisi dediğimiz gibi ayrı bölümler. Aynı şekilde coğrafya ve coğrafya öğretmenliği gibi. Türk dili ve Türk dili edebiyatı gibi. Farklı farklı öğretmenlik bölümleri de ayrılıyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bazı arkadaşlarımız soracak. Hocam edebiyat öğretmenliğine farkı var. Arkadaşlar son sene size bir formasyon eğer verirlerse formasyonu alırsanız bir farkı yok. Yani siz de öğretmenlik yapabiliyorsunuz. Normal edebiyat okuyanlar da edebiyat öğretmenliği gibi bütün haklara sahip olabiliyor ama formasyonu alma şartıyla. Ama edebiyat öğretmenliğinde formasyon gibi bir şart yok. Çünkü zaten o dersleri normal öğrenim döneminde görüyorsunuz. Televizyon ve habercilik var. Tiyatro eleştirmenliği var okumak isteyenlere. Bunun dışında baktığımızda Türk Halk Bilimi bölümü var. Türkçe öğretmenliği var. Bu da bu aralar popüler bölümlerden biri ama atama durumu biraz diğerlerine göre daha az diyebiliriz. Tabii diğer daha az dediğim özel eğitim öğretmenliği ile okul öncesi öğretmenliğine göre bunun atama oranı biraz daha az diyebilirim. Türkoloji bölümü var. Yeni medya bölümü var. Yeni medya ve iletişim bölümleri var okuyabilirsiniz. Zaza dili ve edebiyatı gibi sözel bölümlerden bölümler var. İstediğinizi listeleyebilirsiniz.
misal ben bu okuyacağım diyecekseniz de o konuyla ilgili yorumlarınızı da yorum kısmına yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hepinize iyi günler.